Empezamos. Quiero agradecer a todos primero por venir. Sayın basın mensupları, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Convoqué esta conferencia para aclarar un poquito la situación mía. Bu toplantının sebebi kendi bu anki şu anki bulunduğu sorunları açıklama getirmek. Bu almış olduğum karar ki oynamama kararı, bu benim şahsi düşüncem. Sivas maçından önce kulüp başkanımızı haberdar ettim. Yani kendi dedikleri gibi maçtan 48 saat önce değil, salı günü kendilerine haber verdim. Bu maçta oynamayacağım diye. Geçtiğimiz hafta cuma günü babam ve menajerim geldi. Başkanla bu olayı konuşup çözmek için. Başkanımızın bazı söylentilerini açıklama getirmek istiyorum. Kontratım hakkında. Onlar bana bir ödeme yaptılar ki bu ödeme zaten benim kontratımda yazan bir rakamdı. Bu ödemiş, yapmış oldukları ödeme bana 2 ay gecikmeli olarak ödendi. Ve hali hazırda bana 2 aylık bir ödeme ödemeleri gerekiyor. Hiçbir zaman ödeme veya maddi yönden herhangi bir sorun ve problem yapmadım. Kontratıma bakabilirler ki ben başkanımızın dediği gibi ben o kadar pahalı bir oyuncu değilim. Başkanımızın kontratımda yazan bütün şartlar burada belirttiğim gibi bundan evvelki İbrahim başkanımızın zamanında kontratımda jubilemi burada yapmak üzere bir kontrat hazırlamıştık. Ve ben bu jubilemi burada yapmak istiyordum. Yani bugün kontratıma da bakacak olursanız ki bunun üzerine başkanımızla da tekrar konuşuldu. Kontratım hakkında bir iyileştirme yapıldı ki bu iyileştirme ile de her iki tarafta memnun kaldı. Şunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Benim herhangi psikolojik olarak hiçbir sorunum yok. Zaten eğer benim psikolojik olarak bir sorunum olmuş olsaydı bugünlere bazı başarılara imza atamazdım. Ben hiçbir zaman herhangi bir yanlış bir şey yapmadım. Yanlış düşüncelere kapılmadım. Ben her zaman burada olmak istedim. Yalnızca şunu ben Bursa halkına ve taraftarlara açıklamak istiyorum ki bundan emin olabilirler ki Türkiye'de hiçbir başka bir takımda oynamak istemiyorum. Bursa Spor haricinde. Böyle bir karar. Bunu aldı yoksa tamamen maddi sebeplerden biri. Ekonomik olarak herhangi bir sıkıntı olmadı. Yalnızca teknik hocayla bir anlaşmamız oldu. O da şuradan kaynaklandı. Bana yapmış olduğu hak etmediğim saygısızca bir davranıştan dolayı buraya geldim. Bu açıklamayı yapmayı istedim. Peki tam olarak anlayamadım. Batıcı Bursa Spor'da kalmak mı istiyor yoksa gitmek mi istiyor? Şöyle ki 3 ay evveline zaten kontratımı yeniledik, uzattık. Çünkü düşüncemiz Bursa Spor'da kalmak. Fakat gördüğüm kadarıyla teknik hocanın, teknik direktörümüzün ve sayın başkanımızın bana karşı davranışlarından dolayı kendimi huzursuz hissediyorum. O açıdan bu karara vardım. Yani gitme kararın mı? Basayır, o basa kadar. Como? En Bursa Spor basayır,
¿O vas a quedar? Bueno, creo claro, con este presente que tengo, no voy a seguir en Bursa. Bunu diyor zamana bırakmamız lazım. Yani Sayın Başkanımız eğer teknik hocayla herhangi bir anlaşma, bir konuşma yapacak olurlarsa, yani o ortamı düzeltecek bir şey, zaman gösterecek ona. Peki bu noktada yani hem Kristof'tan böyle bir spekülasyon içerisinde olmayacağını ifade etti, hem de Sayın Başkan Erkan Kürüstan'da eğer Pablo gelirse ve hocasından ve bizlerden özür dilerse tabii ki o bizim için değerli bir futbolcudur. Devam eder dedi. Benim diyor, yani diyor, özür dileyecek bir hata işlemedim kendilerine karşı diyor. Niçin özür dileyim diyor. Yani diyor, eğer kendileri bu düşünceyle devam ediyorlarsa diyor, benim başka söyleyecek bir kelimem yok diyor. Peki, şu ana kadar Batıcı'yı ilk kez, 2009'dan bu yana ilk kez böyle görüyoruz. Sinirli ve biraz da... Beste Domin Nueve. Porque me olvidé. 2009'dan bu yana dedikleri doğru ama sinirli değilim diyor. Yalnızca canım yanıyor diyor. Üzüntü duyuyorum diyor. Bütün olayım budur diyor. Çünkü bu sorulan sorular ve yaşadıklarım gerçekten beni içten çok üzüyor diyor. Y que no voy a jugar en otro club que no sea este. Şöyle ki, yani bazı aldığım haberler, nasıl ki ben Türkiye'de başka bir kulüple anlaşma yapmışım veya başka bir kulüple anlaşmaya gideceğim gibi, bu gibi çıkan duyumlar, bunlar beni gerçekten içten çok üzüyor. Üzücü olaylar. Çünkü gerçekten ben Türkiye'de Bursaspor'da gözümü açtım. Ve ben Bursaspor'da bütün kontratıma da bakacak olursanız jübilemi, her şeyimi burada ayarlamıştım. Onun için ben zaten böyle bir başka bir kulüple bir anlaşmam olacak olsaydı zaten benim kulübümün haberdar olması gerekiyordu ve benim kulübümün bana böyle bir teklifle gelmesi gerekiyordu. Ben kendi kendime kesinlikle öyle bir şey yapamam. Yapma hakkına haiz değilim. Şunu açıklayabilir miyim? Baktığınızda bu süreçte yaşananlar dönüp dolaşıp Kristof Daum'la Bataj arasındaki yolları gibi. Saygısızlık derken onu biraz açar mı? Diyelim oraları fazla irdelemek, açıklama istemiyorum. Çünkü yani sizlerin de bildiği gibi soyunma odasında nasıl bir konuşma tarzı olabilir? O şekilde konuşmalar geçtik ki bu da beni gerçekten içten çok üzdü. Y considero que no coincide en nada profesionalmente, futbolísticamente y personalmente con alguien es motivo suficiente para decidir no trabajar junto con él porque es obvio que no vamos a ir a ningún lado, que no va a ir a un buen camino. Çünkü ben şöyle düşünüyorum ki sayın hocamızla ben devam edecek olursam çalışmaya kesinlikle bu düşüncelerle hiçbir yere varamayacağız. Onun için ben bu düşünceleri bugün sizlere aktarıyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Çevrede misiniz bilmiyorum ama Türkçe'de bireye kızıp yorgan yapmak diye bir tabir vardır. Yani bütün şeyi onu severken bir tartışma veya bir kalbin kırılması nedeniyle bu kadar sevdiği bir kenara altta yönünde bir görüş var. Bir kırgınlık var. Bunun için ne diyor? Çünkü mesela Kıvıtlar sonra bu sebebi. Ben diyor anlıyorum diyor bu güzel insanların bana karşı beslemiş olduğu sevgiyi ama diyor o sevgiyi ben de onlara karşı beslediğim için diyor üzgünüm yani diyor söyleyecek bir kelime bulamıyorum diyor. Tengo tristeza, tengo dolor, entonces siento como te digo había pensado que mi carrera iba a terminar acá y obviamente que para mí tampoco fue una decisión fácil, al contrario, pero çünkü ben diyor buraya geldiğimde diyor, kontratımda belirttiğim gibi diyor, yani diyor ben diyor futbol hayatımı burada kapatmayı düşünüyordum diyor. Benim için de çok büyük sürpriz oldu. Beni diyor hayal kırıklığına uğrattılar diyor. Şimdi Bursa şehrinde Bursaspor sevgisiyle Bataj'ın sevgisi neredeyse eşdeğer bir noktaya geldi. Burada çok
hassas bir nokta var. Batacan'ın bunu net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Bursaspor Kulübü Batacan'ı sezon başında satmak istedi mi? Ya da o süreçten bu zaman dilimine kadar Batacan'a hangi teklifler geldi? Batacan bu konuda kafa karışıklığı yaşadı mı yaşamadı mı? Bir kulübü mü? Katar'dan bir teklif gelmişti diyor. Gidiyor buradaki kazancımı. İki mislisiydi diyor. Öyleyken diyor ben diyor kabul etmedim diyor. Ben burada kalmaktan memnun olduğum için diyor burada kalmayı tercih ettim diyor. Kulübün kendisini satma yönünde kendisine iletilen bir durum var dedi. Böyle bir teklifle gelmişler. Kendisi kabul etmemiş. Ki böyle böyle ben gitmek istemiyorum ben burada kalmak istiyorum diyor. Söyleyebilir mi? Batacan'a verilecek bir ceza var ve kadro dışı şu an kendisi. Kendisi özür dilemeyeceğini söylüyor. Bu ceza konusunda ne düşünüyor? Ona verilecek ceza ve Batacan bundan sonra antrenmanlara devam edecek mi? Veyahut da yönetimin, Bursaspor Kulübü'nün verdiği antrenman programına mı uyacak kendisi? Yoksa bu şekilde kalmaya devam edecek? Ceza şeyi, olayı doğrudur. Olacak diyor. İsterlerse diyor kontratımı da alabilirler diyor, iptal edebilirler diyor. O sorun değil. Ama diyor bugünkü şartlar altında diyor teknik hocamız ve olduğu sürece ben maalesef diyor devam edemeyeceğim. Çünkü diyor bunu biraz evvel de belirttiğim gibi diyor. Yani ben diyor teknik hocayla diyor hiçbir yere varamayacağım diyor. Artı diyor başkanımızın bana kullanmış olduğu bazı kırıcı kelimelerden dolayı diyor, yani diyor, bu diyor, bugünkü ortama gelmemizin neticesi oldu diyor. Yani diyor, bu işi perçinlemiş oldu diyor. Benim sorum yarıda kaldı. Buyurun. O önemli, gerçekten önemli. Çünkü şehirdeki tüm insanlar... Yavaş yavaş alalım, kısa tamam. Kısa ki aktarabileyim. Bursaspor Yönetim Kurulu'nda bu konuyla ilgili şu anda taraftarlar tarafından oluşturulan senaryolarda zan altında kalıyor. Yani... Bursaspor Yönetim Kurulu Batacan'a seni biz satıyoruz dedi mi? Bu teklife karşı Batacan kabul etmemiş ama Bursaspor Yönetim Kurulu kendisini göndermek istedi mi? Bunu net bir şekilde ifade ediyor. Yalnızca Katar'dan gelen teklifi sunmuşlar. Kendisi kabul etmeyince ben burada kalmak istiyorum deyince fazla üstelememişler. Tamam o zaman demişler. Bugünlere gelmişler. Yönetim zaten satmak istemiyormuş. Satmıyor yani. Bazı oyuncular vardır diyor yani bu diyor kişinin karakterine bağlıdır. Her kişinin karakteri farklıdır diyor. Benim diyor mesela gördüğüm kişiler var diyor. Hocayla çok iyi diyor. Anlaşabiliyor diyor. Sesini çıkarmıyor diyor. Ama diyor bu diyor kişinin diyor karakterine bağlıdır diyor. Her kişi bir değildir diyor. Tamam. Davranış içinde yaklaşma orada Batacan ile arasındaki problemi anlayamadığını söyledi. Yani problemin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Batacan da söylemiyor. Davranış'ın anlaşılmasını söyledi. Yani iki tarafta farklı şeyler söylüyor. Yani ben şu anda diyor fazla derinine de inmek de istemiyorum. Çünkü diyor ben diyor profesyonel bir oyuncu olduğumdan dolayı diyor ben diyor başkalarına da yani diyor yol göstermek de istemiyorum diyor. Yani diyor benim diyor anlaşamadığım noktalar var kendisiyle diyor. Olay bundan ibarettir diyor. Yani ben anlaşamayabilirim ama diyor diğer takım arkadaşlarım anlaşabilir. Ha ne kadar anlaşır o da onların diyor sorunu. Evet, Daun'la birlikte olamam. Ayrıca diyor, Sayın Başkanımızla da birlikte olma imkanım yok artık diyor. Pardon, bir şey soracağım. Büyük bir sıkıntı var, o belli. Bunu takımın profesyonelleri var. Ayhan Barışçı, Barış Güçlü, başkan, ondan sonra yöneticilerle veya Daun'la görüştü mü? Görüştüğünde ne tür bir tepki aldı da buraya geldi bu durum? Hablamos con el presidente.
Geçtiğimiz çarşamba günü, yani Sivas maçı sonrası çarşamba günü hocamızla bir araya geldik, görüştük. Bunun üzerine gerek menajerim, gerek babam da geldiler diyor. Ama diyor, bir neticeye varamadık diyor. Şu anda yurt içinde ya da yurt dışından bir teklif var mı? Birinci sorun bu. İkinci sorun, menajeriyle birlikte yönetimle tekrar görüşmek istiyorum. Birinci sorunuzu cevaplayalım. Yurt içinden veya yurt dışından herhangi bir teklif var mı? Ben diyor zaten diyor, biraz evvel belirttiğim gibi Türkiye'de diyor başka bir kulüpte oynamak istemiyorum diyor. İkincisi diyor zaten diyor yurt dışına herhangi bir teklif yok. Zaten olacak olsa kulübümüz haberdar olması gerekiyor. Yani kulübümüz aracılığıyla benim haberim olabilir ki böyle bir şey de yok diyor. Başkanla falan da görüşmek istemiyorum. Çünkü diyor zaten diyor basın aracılığıyla diyor yeteri kadar görüştüler, aklımda şeyler söylediler. Yani diyor anlamı yok diyor. Zaten kendileri yani bu duruma getirdiler bunu. Evet diyor dedikleri doğru. Hepsinin farkındayım diyor. Belli bir süreçten geçeceğim diyor. Bazı kontratla ilgili bazı kısıtlamalarım olacak ama diyor yani diyor başkanın dediği gibi giderim diyor evimde futbol oynarım diyor. Hocam aramadığını düşünüyorum ben. Niye yandan? Dağın yaşını sorunu bir türlü açıklamıyor. Burada açıklamadığı için Bataj bu konuda yani Bursa Spor, yani Dağın ve başkan taraf suçlu olduğu iddia ettiğinde yani kendisi suçlu duruma düşüyor. Yani bunu söylemesi lazım. Ne yaşandı o sorumlusu? Açıklaması lazım yani. Pardon, bir dakikanızı rica ediyorum. Yani diyor bir soyunma odasında ne gibi, nasıl konuşulabilir diyor. Yani diyor, bunu diyor kendileri diyor gazeteci olarak diyor yani üç aşağı beş yukarı diyor tahmin edebilirler. Biraz evvel de belirttiğim gibi diyor her insanın diyor karakteri farklıdır. Yapısı farklıdır diyor. Yani söylediği bir kelime diyor ağrıma gidebilir ve diyor bu beni diyor futbol yaşantım boyunca diyor etkileyebilir. Yani bu diyor kişinin karakterine bağlıdır. Yani diyor bunu diyor fazla irdelemek istemiyorum diyor. Daha mı söylemiş bunu? Yok. Eğer diyor bundan yola çıkıyorlarsa diyor böyle bir kelimeye ben diyor alınmam kesinlikle diyor. Yani diyor. Peki küfür mü etmiş kendisi? Yani onu söylemeden sonra herkes de... No. Bueno, que... ¿Qué dijo? Que el que pasa cualquier cosa en el vestuario, se queda en el vestuario. Eso sí, pero además lo dijo él también. Yani... Başka şimdi, yapacak? Şimdi menajerinin sıralamak ifade ettiği bir şey var. Soyunma odasında olan soyunma odasında kalır dedi. Eğer soyunma odasında kalırsa olay da bu noktaya gelmemesi gerekiyor. Yani diyor... Her insanın diyor çalıştığı bir patronu vardır diyor. Yani diyor bir insan çalışırken diyor patronuyla o çalıştığı kişiyle diyor zevk duyar, keyif duyar. Çünkü diyor patronu yani bir şeyler verir diyor. Yani yalnızca sizin profesyonelliğiniz değil o profesyonelliğinize katacak bir şeyler daha verir. Bana öyle bir şey vermiyor, vermedi diyor. O zaman ödenen paradan sonra Başkan Körüstar'ın bir ifadesi var. Sistemde yer almadığını ifade etmiş. Pablo, fakat başkan da kendisine bu sistemde, röportajlarda sen de varsın diye ifade etmiş kendisine. Onunla ilgili ne söyleyecek? Hangi ki, sistem olmuş, hangi projede olmuş? Bu Eskişehir claramente maçından evvel evet. Hoca kendi yerini değiştirmiş ki yani ben hocaya söyledim ki yani burada benim görev alanım burası değil. Ben burada daha iyi oynayabilirim. Entonces diye kendisine şey yaptım yo, ama diyor on diyor entonces, problem yapmadım yani diyor. Entonces yo prefiero que el técnico juegue con los jugadores que entran en su manera futbolística, en su sistema. Yani diyor hocamız diyor kendi istediği futbolcularla yani kendi kafasına uygun futbolcularla futbola devam etmesi gerekiyor diyor. Ben diyor yani ben diyor bugüne kadar diyor bu kadar zaman süreci içerisinde diyor yedek kulübesinde de oturdum diyor.
maçta da oynadım diyor. Ne bileyim, stadyumdan da seyrettiğim günler oldu. Hiçbir zaman diyor ben sorun yapmadım bunları diyor. Bana diyor bu sistemi söylediklerinde diyor, ben diyor kabul etmedim diyor. Hatta ben dedim ki diyor, yani benim yerime ben arkadaşıma bırakayım, başka birini koyun. Ben yedek kulübesinde de olabilirim, stadyumda da olabilirim. Ben hiçbir zaman problem yapmadım bu gibi şeyleri. Yalnız diyor, ben o sistemin içine girmek istemedim diyor. Çünkü diyor, hocayla diyor, karakterlerimiz ve oyun düşüncelerimiz diyor, bağdaş mı? Bu kadar. Son bir soru sorabilir miyim? Son bir soru sorabilir miyim? Yine bir soru daha. Şimdi Bataj'ın haklı olduğunu burada anlatıyor bize ama olay da davulla yaşadığı konuya düğümleniyor. Çok içine girmiyor, konunu açmıyor. Fakat Kasımpaşa maçında taraftarlar ikiye bölündü. Davulma Bataj'a için tezahürat yapıldığında taraftarların büyük bir çoğunluğu tepki gösterdi. Yani burada Bataj'ın haklılığını ortaya koymak istiyorsa bize yaşananları tamamen anlatması gerekiyor. Kelime kelime ne oldu ne bitti bulmamız gerekiyor. Ben diyor, herkes olduğu gibi diyor, yani benim de diyor duygularım var diyor, benim de diyor canım yanıyor. Tabii ki diyor ben diyor taraftarın diyor acısını da hissediyorum ve diyor görüyorum da diyor. Ama diyor kusura bakmasınlar yani diyor benim de diyor ben de bir insanım, benim de bir düşüncelerim var, benim de kendime göre yaşantı tarzım var diyor. Ben bunu diyor başka türlü yapma imkanım, olasılığım yok diyor. Ben bunu bu şekilde diyor ifade etmek zorundayım. Fakat diyor fazla diyor derinine inmek istemiyorum. Hani bazı şeyler vardır ki diyor açıklanabilir, bazı şeyler vardır ki diyor üstü kapalı olarak geçiştirmek gerekiyor diyor. Peki Başkan Erkan Gürcistan yaptığı açıklamada eski yöneticilere ithafta bulunmuştu. Eski yöneticilerle kendisinin bir konuşması oldu mu acaba? Yani çünkü başkan ağır bir dille kendini eleştirdi. Yok diyor, bu onlarla hiçbir alakası yok diyor. Yalnızca benim diyor açıklama yapmam gereken şey çok basit diyor. Ben bu hocayla diyor başkanla dahil diyor çalışmak istemiyorum. Bir şey sorayım. Bu kadar. Son olsun lütfen. Terminamos ya. Ne oldu? Hadi. Ne problem? Bataj'a dedi ki Türkiye'de oynamak istemiyorum ama bu Bataj'ın elinde değil biraz da. Bursa Spor yönetimi ne derse o olacak tarzı. Çünkü bu bonservisle ilgili bir durum da söz konusu. Peki Bursa Spor yönetimi Türkiye içinden bir kulübe satmaya isterse Bataj'a buna ne diyecek? Kesinlikle Türkiye'de hiçbir takıma gitmem. Peki başkan yönetimi satmazsa, Bataj'ı kadro dışı bırakır ve satmazsa içeriye yurt dışına, Bataj'a bu konuda ne yapacak? Yukarıya başlamayı düşünüyor mu? Kesinlikle öyle bir düşüncem yok diyor. Yani diyor başka bir kulüpte oynamayacağım Türkiye'de diyor. Ama diyor eğer kulübümüz diyor böyle bir sıkıntıya da sokacak olursa diyor ben kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum FIFA'ya gitmeyi diyor.